Osman'ı? Ramazan ayları diyebiliyorum ama Ramazan'ın başlangıcı veya başlangıçtan bir hafta önce. Hacca ne zaman gidilir? Hac zamanını soruyorsun. Bilmem ki, valla bilmiyorum. Bir mevsimi var ama bir ben ayı var. Ben hiç bilmiyorum. Bizden kimse gitmediği için bilmiyorum. Hani bilmiyorum. Umre'ye ne zaman gidilir? Bilmiyorum, ben hiç bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Hac mevsimi kaçıncı ayda oluyordu ya? Unuttum vallahi. Unuttum. Her sene aynı ayda mıdır? Genelde. Genelde mecbur aynı ayda oluyor. İşte onun mevsimini şu anda ne diyebilirim? Hangi aydayız? Nisan'dayız. Bir ay sonra gidilir tahmin edersen. Bir evet, evet. Hacca Kurban Bayramı'nda. Ramazan ayında. Ramazan'da mı gidilir? Yani gitmek ben daha... kendimi çok kötü hissediyorum. Ne kadar uzunsunuz. Ramazan'da gitmek daha iyi olur. Kurban Bayramı benim bildiğim. Kurban Bayramı'nda gidilir. Kurban kesilir gelinir yani. Umre ile hac arasındaki farkı biliyor musunuz? Şimdi... Umre daha kısa, hac daha uzun. 10 gün 10 gün geliniyor ya. Evet. Her yıl değişiyor. Her yıl değişiyor. Umre? Umre de Mart ayında başlıyor. Hacca hangi ayda gidilir? Ramazan ayında. Her yıl mı? Tabii ki her yıl. Hacca Kurban Bayramı'na gidilir. Yani... Umre'ye? Umre'ye de yani yılın her şeyinde gidilir ama genelde Ramazan'da gidilmeyi tercih ediyorlar. İşte Ramazan'dan sonra yine de bu aylarda da gidenler var. Hacca Kurban ayından önce gidilir ya. Evet işte Kurban ayından önce. Evet. Zaten bayramda hacda oluyoruz. O yüzden yani. Hacca hangi ayda gidilir? Kurban Bayramı'nda. Her yıl mı? Her yıl tabii. Hac bir kere, sadece Kurban Bayramı'nda. Haç mevsimi. Haç, evet. Şimdi vallahi bilmiyorum. Kurban Bayramı'na bir ay kalarak gidilir. Bir ay kalarak gidilir. 15 gün kalarak döner geri. Ne yapılır orada? Her şeyini yani namazını kılarsın. Şeyini yaparsın mesela. Abdestini yaparsın. Haçını yaparsın. Kurbanını kesersin. Dönersin geri gelirsin.